Şimdi atamalara baktığımız zaman algoritmasına gariplik var. Yani Arda kardeşler üzerine söylemek istemiyorum. Ben dün burada yoktum. Ama arkadaşlarım gösterdiler. Dünkü maçta da iki tane açık penaltının verilmediği ifade ediliyor. Yani başka takım ben görmediğim için net bir şey söylemeyeceğim. Hakemlere de, federasyona da yani bir sabır süre göstermemiz lazım ki bir sisteme otursunlar diye. Ama yani ilk dört haftada kırmızı bayrak olan pek çok konu söz konusu. İnşallah onu aşarız. Daha fazla girmek istemiyorum. Tek Fenerbahçe'nin istediği adil yönetim, standart ve maçın oynama sürelerinin daha uzun olması. Devam. Zırt pırt, dürük çalmıyor. Bir de bakın, büyük takımlara karşı, Anadolu takımı özellikle, öndelerse bilhassa ne kadar çok oyunda futbolcular yatıyorlar. Yani buna topyekun bir son vermemiz lazım. Bu kültüre son vermemiz lazım. Markelerin bir tanesi de güzel futbol, akıcı futbol. Dolayısıyla ona söyleyeceğim o kadar. Ama yani ilk 5 haftada 4 maç aldı galiba bahsettiğiniz için. Aynı üst üste 2 takım yani Trabzonspor'un 2 maçını oynadı 5 haftada. Göreceğiz. Göreceğiz. Şu an fazla bir şey söylemek istemiyorum bu konuyla ilgili ama dünkü maçla ilgili soru işareti 2 tane pozisyon var. Maçın bütününü seyretmediğim için daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yani Sayın Başkanım, Perşembe günü önemli bir maç var burada. Özür dilerim. Başkanım, son 2 günde çok vahim iki olay yaşandı. Önce Türkiye Futbol Federasyonu, sonra da Galatasaray Adası. Fenerbahçe'nin otobüsü 2770 gündür kurşunlandı ancak failler bulunmadı. Türkiye Futbol Federasyonu 24 saat geçmeden failleri bulundu. Bununla ilgili sizin beklentileriniz tabii ki devam ediyor. Buradan bir çağrınız daha olacak mı? Oldu ya başında konuşalım. Bu konuya değindim ya, bir kere doğrusu hemen bulunması, tebrik ediyorum. Emniyet güçlerini. Ama ben Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak devletimizin elinde bulunduğu imkan, teknoloji ve güçle böyle bir olayın çözülememesini hayretle karşılıyorum. Dolayısıyla niyeti sorguluyorum. Her bir Fenerbahçe bu niyeti sorgulamalı. Düşünebiliyor musunuz? Muvaffak olsalar da eylemlerinde dünyada ne konuma gelecekti Türkiye futbolda? Türk sporu sadece. Bir futbol takımının belki bütünü yok olacaktı o viyadükten otobüs üstseydi. Şoför kontrolü kaybetseydi. Bu kadar hafif mi? Şimdi bugün hepimiz ayağa kalkıyoruz haklı olarak ne oluyor diye. O dönem Fenerbahçe o hafta sonu maç oynamak istememişti. Hatırlayın ne demişti, maçlar oynanacak demişti. Ne oluyor? Fenerbahçe, yani Türkiye Futbol Federasyonu daha mı önemli? Doğrusu Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılan. Ama Fenerbahçe'nin yaşadığı olayın bana göre ökbas etmişti. Benim düşüncem bu. ETS kayıtları en basit sistem. Ve bence niyet olduğu takdirde bence bu konunun diline inebilir. Bu konunun faili meçhul olarak kalması Türkiye Cumhuriyeti Devleti yakışmıyor. Tamam mı arkadaşlar? Bir daha söyleyeyim, yakışmıyor. Doğrusu olan federasyona olan saldırı yaşamak. Yanlış olan, külliyen yanlış olan bizim yaşadığımız ve bunu aydınlatamamız.